8 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı notu değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 5. maddesi, 7. maddesi ile 26. maddesine ve imar kanununun 3. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Maddeyi imar komisyonuna sevkini oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 6. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi 546 adı 18 parsel sayılı arsa niteliğindeki 1097,74 metrekare 100 ölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Taşınmazın hissedarları tarafından Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi'nin 2021'e 183 esas sayılı dosyası üzerinden açılan kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası 2022 Taksim 241 karar numarası ile 8-3-2022 tarihinde sonuçlanmış olup alacaklı vekili ile imzalanan protokole istinaden belediyemizce kamulaştırma bedelleri ödenmektedir. Taşınmazın kamulaştırma işleminin tamamlanması adına Mustafa Hasan Sangar'a ait olan 137,22 metrekarelik hissenin kamulaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle taşınmazın 137,22 metrekarelik hissesine tekabül eden alanın kamulaştırılması ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunun hükümlerine göre belediye meclisinde görüşülerek 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi stratejik plan kapsamına alınması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Maddenin imar komisyonu ve plan bütçe komisyonuna gönderilmesine oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etme oy birliğiyle kabul olmuştur. 7. Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 11-11-2022 tarihli ve E82-64-85-98-300-47-03-224 sayılı yazısında Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Nusratlı Mahallesi 501, 502 ve 503 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 5-11-2019 tarihli 390 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ile 11-12-2019 tarih ve 1173 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 7. maddesine ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Konunun imar komisyonuna sevkini oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 8. Mustafa Demirali'nin dilekçesine istinaden Zafer Mahallesi Hasgül Sokak ve Uysal Sokak No 38 Daire 1-2'de yapılan incelemelerde vatandaşımızın evlerinin yandığı ve ikamet alanlarının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Adı geçen kişiye ait ilgili evraklar ve raporlar sunulmuş olup vatandaşımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi için mağduriyetinin giderilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Arkadaşlar bu vatandaşımıza 10 bin lira destek olmak için oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 9. Yağmur Aleyna Koral yapmış olduğu başvurusuna istinaden yapılan incelemesinde gelirinin olmadığı tespit edilmiş ve talep ettiği gıda ve bebek bezi yardımları kendisine yapılmıştır. Ayrıca çocuğunun tedavisi için maddi yardım talep ettiğinden mağduriyetinin giderilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Bu vatandaşımızda 5 bin lira olarak bir sefere mahsus yardım yapılmalı. Oylarına sorun yok arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyen oy birliğiyle kabul olmuştur. 10. Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 11-11-2022 tarihli ve E82-64-85-98-300-47-03-224 sayılı yazısında Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu Mahallesi 1088, 1092 ve 153 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 5-11-2019 tarih ve 391 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ile 11-12-2019 tarih 1174 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Konunun imar komisyonuna sevkini oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etme oy birliğiyle kabul olmuştur.
11. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Kumbağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1710, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772 parsel numaralı taşınmazlar için idaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Maddenin imar komisyonuna sevkini oylarına soruyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 12. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 1041 ada 2 parsel sayılı arsa niteliğindeki 1030,40 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Bu nedenle taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümlerine kamulaştırılması ve 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi stratejik plan kapsamına alınması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Maddenin imar komisyonu ve plan bütçe komisyonuna sevkini oylarına soruma kadar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 13. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi 2292 parsel sayılı arsa niteliğindeki 48 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın tamamı fiiliyatta yol alanında kalmaktadır. Bu nedenle 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükmüne göre kamulaştırılması ve 2020-2024 Süleymanpaşa Belediyesi stratejik plan kapsamına alınması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Konunun imar komisyonu ve plan bütçeye sevkini oylarına sunulan arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 14. İhtisas komisyonları. İmar komisyonu. 1. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi 854 ve 817 adalar arasında yer alan tescilsiz alana yönelik sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz Çınarlı Mahallesi 854 ve 817 adalar arasında yer alan tescilsiz alana yönelik sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oy birliğiyle karar vermiştir. Komisyon kararı oylarına sonuna kadar kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Konu 2. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi 870 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir. Komisyonumuz Barbaros Mahallesi 870 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oy birliği ile karar vermiştir. Komisyon kararınızı oylarına sunum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Konu 3. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Altınova Yavuz Mahallesi 1625 ada 1 parsel, 1626 ada 1 parsel ve 1627 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir. Komisyonumuz Altınova Mahallesi 1625 ada 1 parsel, 1626 ada 1 parsel ve 1627 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oy birliğiyle karar vermiştir. Komisyon kararına oylarına sorun arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Konu 4. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Yavuz Mahallesi 1268 ada 59 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir. Komisyonumuz Karadeniz Mahallesi 1268 ada 59 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oy birliğiyle karar vermiş. Komisyon kararı oylarına sorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Konu 5. Süleymanpaşa ilçesinde yürütülmekte olan imar planlarına farklı yollardan cephe alan ara parseller tevhid edilebilir. Ancak tevhid sonrası yapılaşma ada içerisindeki mevcut duruma göre ilgili müdürlükçe belirlenir şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz Süleymanpaşa ilçesinde yürürlükte olan imar planlarına farklı yollardan cephe alan ara parseller tevhid edilebilir. Ancak tevhid sonrası yapılaşma ada içerisindeki mevcut duruma göre ilgili müdürlükçe belirlenir şeklinde plan notu eklenmesi teklifi konusunda çalışmaların devamına oy birliği ile karar vermiştir. Komisyon kararı oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur.
Mavi renk. Bir, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu, biz böyle bir ölçütlü uygulamayı madden değişikliği. Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Yavuz Mahallesi 2357 ada 7 ve 157 parseller ile tescilsiz alan için idaremizce hazırlanan 1/1 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Kanunu 8B maddesi gelince belediye meclisince görüşülmesini arz ederim. Konunun imar komisyonuna sevkini oylarına sonuna kadar kabul edenler, kabul etmeyen oy birliği kabul olmuştur. 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu 1/1 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi. Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Eski Cami Mahallesi sınırlarında 700 ada 435 parsel ve güneyindeki tescilsiz alana yönelik idaremizce hazırlanan 1/1 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Kanunu 8B maddesi gereğince belediye meclisince görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim. Konunun imar komisyonuna sevkini oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyen oy birliği kabul olmuştur. 3. Yazı İşleri Müdürlüğü konu dolu kadro değişikliği memur. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri norm, kadro, ilki ve standartlarına dair yönetmelik gereğince belediyemizin memur kadroları düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğin madde 11-1 boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ek 5, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kadro cetvellerinden 3 sayılı cetveli gereğince dolu kadro değişikliği memur cetveli doldurularak ekte sunulmuştur. Süleymanpaşa Belediyesi'nin bulunduğu C13 grubuna yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından dolu kadro değişikliği talebine ilişkin yazımızın ve eklerinin makamınızca uygun görüldüğü takdirde belediye kanunun 49. maddesi gereğince belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Maddeye oylarına soruyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği kabul olmuştur. 4. Yazı İşleri Müdürlüğü konu birim müdür ataması. Belediye kanunu 49. maddesinde belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur denilmektedir. Belediyemizde zabıta memuru kadrosunda olan zabıta amirliğine vekalet eden Yaşar Yavaş, 21.11.2022 tarihinde zabıta müdürü kadrosuna atanmıştır. Belediye meclisinin bilgisine sunulmasını arz ederim. Oylanacak mı? Bilgilen. Bu bilgi amaçlı başkanım. Neyse. 5. Etik Proje Müdürlüğü konu yetki verilmesi. Umutsuz günlerden aydınlık yarınlara serecek projesi kapsamında işbirliği yapmak maksadıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi hususunun belediye meclisince görüşülmesini müsaadelerinize arz ederim. Madde oylarına soruyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Bu şey, bu protokol imzalamamız, bu serayla ilgili. Serayla ilgili tarım ve denetimi serbestlikte orada protokol imzalamamız. Oy bile kabul olmuşlar. 6. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu borçlanma izni. Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde asfalt, yol yapım, onarım ve yeni imalat yapım işi ihalesinin iş artışı ve artan fiyat farkı hesaplamalarından dolayı ek finansman ihtiyacı hasıl olmuştur. İller Bankası'ndan nakdi ve gayri nakdi 2.600.000 TL kredi talebinde bulunacaktır. Belediye meclisinde %10'u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirlenen yatırım ve projeleri gerçekleştirmek üzere 2.600.000 TL izin verilmesi hususunda karar alınmasını bilgilerinize arz ederim. Evet arkadaşlar, maddeyi oylarınızla kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hadi. Oy çoklu. 7. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu İller Bankası Anonim Şirketi'nden asfalt yapım işi için kredi kullanılması. Asfalt yapım işi için 2600
2.600.000 TL olmak üzere İller Bankası AŞ'den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, senetin giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vesaire ödemelerin İller Bankası AŞ'ce teminat olarak alınacak belediyemiz giderlerinden ve İller Bankası AŞ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesint oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40'ın dışında ve %100'üne kadar karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden kredi ilişkin ödemelerinin karşılanamaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası AŞ'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası AŞ adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası AŞ'ce belediyemize kullandıracak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeye ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası AŞ'ye ipotek vermeye, belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ'ye terhin ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ'ye rehin vermeye, İller Bankası AŞ'nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelecek her türlü değişiklik çerçevesinde Belediye Kanunu 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüret Yüksel'e yetki verilmesi hususunda belediye meclis toplantısına görüşerek karar alınmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim. Evet arkadaşlar, madde oylarına sunup kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 8. Destek. İkinci geçerli. Son geçerli, evet. Abi siz mali yıl bütçesinde bu borçlanma evet mi demişsiniz, hayır demiştiniz. Şimdi senede başında. Yani yıl başında ne kadar kaldı? 23. Siz şimdi 23 gün, birazdan sonra konularınız gelecek diyorsunuz. 5 milyon paranın da nereye harcayacağımızı harcayamadık. Bunu da şuraya harcayalım diye aktarıyorsunuz. Ama buradan da istiyorsunuz ki buraya aktarın. Siz borçlanma aktarımı. Müdürlüğümüz bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şirket işçi personelin hak ediş ödemelerinin yapılabilmesi için ekli cetvel yatırım kolu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılması gerekmektedir. Aktarımın Belediye Kanunu 18. maddesi ve Mahalle İdareleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesine istinaden ekli cetvelde belirtildiği üzere yapılması hususunun belediye meclisince görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. Konu plan bütçe komisyonu sevkini, ara komisyonu sevkini oylarına sunalım arkadaşlar. Kabul edenler? Ara komisyon. Dokuz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü. Konu 12. sınıf öğrencilerin toplu taşıma seyahat biniş ücretinin ödenmesi. Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan YKS'ye Yüksek Öğrenim Kurumları sınav hazırlanan lise 12. sınıf öğrencilerine belediyemizce dağıtılan paşa kartlara, öğrenci kartı, öğrencilerin okula gidiş gelişlerine katkı sağlamak amacı ile 20.000 kişilik toplu taşıma seyahat biniş ücretinin yüklenmesi hususunun belediye meclisince görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. Konunun oy maddenin oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Her ay diyor. Öğrencilerin öğrencilik hayatı bittikten sonra bu kartlar iptal mi oluyor? İptal oluyor. Ya o zaman hazırlamışlar zaten. Geçersiz olacak. Hazırlık süresi.
Sınava kadar tabii, aynen de. Hazırlık süresince dedim ben. 2023 kadar kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliği. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Kanunu 8B maddesi gereğince belediye meclisince görüşülmesini arz ederim. Maddenin imar komisyonuna sevkinizi oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliği. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi 3411 adı 4 parsel, 3410 adı 3 parsel, 3051 adı 123 parseller için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifinin İmar Kanunu 8B maddesi gereğince belediye meclisince görüşülmesini arz ederim. Maddenin imar komisyonuna sevkini oylarına atıyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 12. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu 2023 mali yılı ücrete tabi işler tarifesi değişikliği. Belediye Kanunu 18. maddesinin F fıkrası ile Belediye Gelirleri Kanunu ücrete tabi işler başlıklı 97. maddesi gereğince 2023 mali yılında uygulanacak ücret tarifesinin 1/11/2022 tarih ve 283 sayılı meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete tabi işler tarifesince belirlenen 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarifesinde imarla ilgili çeşitli ücretler başlıklı 6.6/1 maddesinin D fıkrası inşaat alanlarında 7 kata kadar olanlar her bölüm için H21.50 metre kadar 750 TL ücret alınmasına karar verilmiştir. Ücrete tabi işler tarifesinin 6.1 maddesinin D fıkrasına değişiklik yapılması üzere 6.1 maddesi D fıkrasının inşaat alanlarından her bağımsız bölüm için 500 metrekareye kadar 750 TL ücret alınması, inşaat alanlarından her 500 metrekare için 1 kat arttırılır şeklinde değiştirilmesi konusunda karar alınmak üzere belediye meclisine havalesini arz ederim. Maddenin plan bütçe komisyonu, ara komisyonu sevkini oylarına soruyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 13. Fen İşleri Müdürlüğü konu ödenek aktarımı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde daimi işçi olarak çalışan personellerimiz emekliye ayrılacak olup kıdem tazminatlarının ödenebilmesi için ekli cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları ile yer alan ödenek kalemleri arasında Belediye Kanunu 18B maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetimi 36. maddesine istinaden aktarım yapılması hususunda belediye meclisince görüşerek karar alınmasını arz ederim. Maddenin plan bütçe komisyonunun ara komisyonuna tekniği oylarına sunum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etme oy birliğiyle kabul olmuştur. 14. Fen İşleri Müdürlüğü ödenek aktarımı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan şirket işçilerinin maaşlarının ödenebilmesi için ekli cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında Belediye Kanunu 18B maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeni 36. maddesine istinaden aktarım yapılması hususunda belediye meclisince görüşerek karar alınmasını arz ederim. Konunun ara plan bütçe ara komisyonu sevkini oylarına sunum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etme oy birliğiyle kabul olmuştur. 15. Fen İşleri Müdürlüğü konu ödenek aktarımı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne görev yapan şirket işçilerinin maaşlarının ödenebilmesi için ekli cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları ve yer alan ödenek kalemleri arasında Belediye Kanunu'nun 18B maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeni 36. maddesine istinaden aktarım yapılması hususunda belediye meclisince görüşerek karar alınmasını arz ederim. Maddenin plan bütçe ara komisyonuna sevkini oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyen oy birliğiyle kabul olmuştur. Fen İşleri Müdürlüğü konu ödenek aktarımı. Süleymanpaşa sınırları içerisinde yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacının artış olmuş, buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacını karşılamak amacıyla ekli cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında Belediye Kanunu 18B maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeni 36. maddesine istinaden aktarım yapılması hususunda belediye meclisince görüşerek karar alınmasını arz ederim. Maddenin
Plan Bütçe Ara Komisyonu sevkini oylarına söylemek kadar kabul edenler kabul etme oy bile kabul olmuştur. 17 Fen İşleri Müdürlüğü konu ödenek aktarımı. İller Bankası AŞ'den asfalt, parke taş ve bisiklet yolu için çekilen kredilerin faizlerinin ödenmesi ve Fen İşleri Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülebilmesi için, iş makinesi kiralanması için ekli cetvelde bütçe tertiplere ve yatırım kodlara yer alan ödenek kalemleri arasında Belediye Kanunu 18.000 maddesi ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 36. maddesine istinaden aktarım yapılması hususunda belediye meclisince görüşülerek karar alınmasını arz ederim. Maddenin plan bütçe ara komisyonu sevkini oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul et, oy birlikte kabul olmuştur. 18. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü konu devir. İlgili yazı ile sermayesi %100 belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm, Tarım, Hayvancılık ve İnşaat anonim şirketi tarafından şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile belediyemize ait olan Eklidise'de bulunan 4 adet tarla vasıflı taşınmazın 964.509,75 TL aynı sermaye olarak devri talep edilmiştir. Talebe istinaden Eklidise'de bulunan toplam 4 adet tarla vasıflı taşınmazın %100 belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Tarım, Turizm, Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi'ne şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile aynı sermaye olarak üzerindeki takkidatları ile beraber devri, takkitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlerin başlanılması, aynı sermaye arttırımına konu taşınmazların bilirkişi marifeti değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulması konusunun belediye meclisince görüşülerek karar alınmasını müsaadenizle arz ederim. Maddenin oylarını... Burada şirkette 4 tane taşınmazların aynı sermayeleri arttırılması, şirkette de aynı sermayeler...